Hoş geldiniz. Reader at Work 1 kitabımızın 22. metni. Yine bir mektup şeklinde. Parçamıza bakalım. Pam Robinson is a stewardess. Pam Robinson bir hostestir. She's from the USA. O Amerikalıdır. She works for a big airline company. O büyük bir hava yolları şirketi için çalışır. She flies to a lot of countries. O pek çok ülkeye uçar. She wrote a letter to her father from Tokyo. O babasına Tokyo'dan bir mektup yazdı. O mektup da şu şekilde. Dear Father, we are in Tokyo today and I am happy because I can write to you. Biz bugün Tokyo'dayız ve ben çok mutluyum. Çünkü sana yazı yazabiliyorum. Çünkü sana bu mektubu yazdığımdan dolayı oldukça mutluyum. You know, this is my second month in this job. Biliyorsun, bildiğin üzere bu you know ifadesi konuşma İngilizcesinde de oldukça kullanılıyor. İnsanlar dememek yerine you know diyorlar. Ve hani senin de bildiğin üzere, hani bilirsin ya, as you know anlamında aslında, bildiğin üzere gibi söyleyebiliriz. This is bu benim ikinci ayım. Bu işte benim ikinci ayım. But ancak I like it very much. Ben onu çok sevdim. Yani işimi çok sevdim. I was in a lot of different places last month. Last month. Geçen ay pek çok farklı mekanda idim. Pek çok farklı yerdeydim. I was in England. İngiltere'deydim. Canada and Türkiye. Kanada ve Türkiye'deydim. I wanted to phone you from Istanbul. But I didn't have any time. I want to, ben istedim. Phone, aramak istedim. You, seni. Bakın phone, telefon anlamında kelime. Ancak fiil olduğu zamanda da aramak oluyor. You, seni aramak istedim İstanbul'dan. Ancak çok zamanım yoktu. Daha doğrusu hiç zamanım yoktu. Yesterday, dün, we were in Istanbul again. Biz tekrar İstanbul'daydık. We were free. Biz özgürdük. Ne kadar süre? For 12 hours. 12 saattir boştuk. Yani özgürdük. Uçuşumuz yoktu. 12 saat boyunca istediğimizi yaptık anlamında. We didn't want to stay at airport. Biz havalimanında kalmak istemedik. İstemedik. First we went to a restaurant near the airport and had lunch because we were very hungry. İlk olarak biz ne yaptık? Bir restoranta gittik. Neredeki restoran? Bakın, near the airport. Havalimanının yanındaki. Yakınındaki. Ve ne yaptık? We had lunch. Biz öğle yemeği yedik. Çünkü biz çok açtık. The food wasn't very good. Yemekler iyi değildi. But it was cheap. Ancak ucuzdu. Burada İstanbul'dan bahsediyor. Bizim yemeklerimizi beğenmemiş. Tabii yani. Elin Amerika'sından gelmiş. Amerika'nın köyünden gelmiş. Bizim yiyeceklerimizi beğenmemesi gayet normal. Then we went to the city. Biz şehre gittik. And saw a lot of interesting places. Ve pek çok ilgi çekici mekanlar gördük. To, virgülden sonra to gelmiş. O zaman ilgi çekici mekanlar da gördük anlamında. Also anlamında. The people, the houses, the food.
İnsanlar, evler, yiyecekler. Everything is wonderful in Tokyo. 2. İnsanlar, evler, yiyecekler. Her şey Tokyo'da harikadır. Tokyo'da da harikadır. I want to buy something for you here. Şimdi Tokyo'ya geçti ve Tokyo'yu anlatıyor. I want to buy something for you here. Buradan senin için bir şeyler satın almak istiyorum. I think, düşündüm ki, I have got a wonderful job. Çok mükemmel, harika bir işim olduğunu düşünüyorum. Ancak I was really very tired last month. Geçen ay oldukça çok yoruldum. Wait for my next letter from Berlin. Almanya'dan benim yeni mektubumu bekle. Wait burada emir olarak gelmiş. Bekle şeklinde söyleyeceğiz. We are going there next. Biz orada olacağız. Next, sıradaki yer de orada olacağız. Love, sevgilerle Pam. Mektubu yazan bayanın ismi. Parçada geçen önemli kelimelere bakalım. Stewardess, hostess anlamına geliyor. Yine burada söyleyebileceğimiz airline, hava yolu. Line, daha doğrusu line burada çizgi, hat, sınır anlamında. Airline ise hava yolu. Company, kampanya veya şirket anlamında. Fly, verb olarak burada uçmak. Tabi present tense'de Y'den dolayı ES takısı almış. Country, ülke demek. Yine aynı şekilde R'den sonra Y geliyor. O da çoğul olduğu için bu şekilde çoğul olmuş. She wrote, yine bu yazdı. Letter, mektup. Burada başka söyleyebileceğimiz önemli kelime. İlk defa geçen kelimelerden. Different places, farklı yerler, farklı mekanlar şeklinde söyleyebiliriz. Phone kelimesinin burada telefon etmek, aramak anlamında olduğunu bilelim. Yine burada free ifadesinin sadece ücretsiz değil de boş, özgür ve şu şekilde sız anlamı olduğunu da bilelim. Şekersiz anlamında sugar free olduğunu bilelim. Burada başka söyleyebileceğimiz stay, kalmak. Airport, havalimanı. Lunch, öğle yemeği. Hungry, aç olmak. Cheap, ucuz. Expensive, pahalı. So, burada see fiilinin ikinci hali, görmek. Interesting, ilginç. İlgi çekici. Interested in ile kullanılır. Be interested in ile ilgili olmak. X ile ilgili olmak, alakalı olmak, ona ilgi duymak anlamında kullanılır. Wonderful, wonder normalde merak etmek demek, wonder. Wonderful ise burada harika, müthiş, dehşet verici, güzel anlamında söyleyebiliriz. Tired, bu da yorgun anlamında. Kelimeleri de bu şekilde söyleyebiliriz. Sorularımıza bakalım. When did Pam get this job? Pam bu işi ne zaman aldı? Bu işi 2 aydır bu işin içinde olduğunu söylemişti. O zaman Pam get this job last month diye şeklinde söyleyebiliriz. İkinci ayındaymış. Geçen ay başlamış. Does she like her job? O işini seviyor mu? Yes, she does. Evet, o işini seviyor. Ancak çok yoruluyordu. How many countries did she see last month? Geçen ay hangi şehirleri, kaç tane şehir, ülke gördü? 3 tane ülke görmüştü. Onlar nelerdir diye şöyle baktığımızda, onlar İngiltere, Kanada
ve Türkiye'ydi. Did she phone her father from Istanbul? O İstanbul'dan babasını aradı mı? No, she didn't. O arayamadı çünkü çok yoğundu. Where was she yesterday? O dün neredeydi? She was in Istanbul. O İstanbul'daydı. Were they free for lunch in Istanbul? İstanbul'da yemekler için, öğle yemeği yemek için boşlar mıydı? Müsaitler miydi? Evet, 12 saat bir vakitleri vardı. Yes, they were. Onlar idiler. Çünkü were'le sordu, were'le cevap verdik. Bakın burada did'le sordu, did'le cevap verilmiş. Did they have lunch on the plane? Uçakta mı yemek yediler? No, they didn't. Hayır, onlar yemediler. Bu şekilde gelmiş. Ne ile soruluyorsa o şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Where was the restaurant? Restaurant neredeydi? The restaurant is near the airport. Havalimanının yakınındaydı. Was the food good? Yiyecekler iyi miydi? No, it wasn't. Hayır, yiyecekler iyi değildi. What did they see in Istanbul? İstanbul'da onlar ne gördü? They saw a lot of interesting places in Istanbul. Onlar İstanbul'da ilgi çekici mekanlar gördüler. How long did they stay in Istanbul? Ne kadar süre İstanbul'da kaldılar? 12 saat boyunca İstanbul'da kaldılar. Does she like Tokyo? O Tokyo'yu sevdi mi? Sever mi? Yes, she does. Evet, o Tokyo'yu sever. What does she want to do in Tokyo? Tokyo'da ne yapmayı sever? Ne yapmayı ister? Düzeltiyorum. Ne yapmayı ister? O babasına bazı şeyler satın almak ister. Where are they going next? Sıradaki gidecekleri yer neresi? Sıradaki gidecekleri yer Berlin. 14. soru da bu şekildeydi. Bir sonraki parçamız 23. parçamız olacak. Daha sonra da 24. metne geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.